Bugün sizlere yüz germeyle ilgili bahsetmek istiyorum ama yüz germeye gelmeden önce yüz germeye bizleri gönderen, götüren, yüz germeye götüren sebepler nelerdir? Birazcık onlardan bahsetmek lazım. Öncelikle yaşı ilerlemesi. Bu bizim önüne geçemeyeceğimiz bir süreç. Ancak yaş ilerlerken ya da yaş alırken sağlıklı ve dengeli bir yaş aldığımızda yüz germe ameliyatlarında daha ileriki tarihleri atmak mümkündür. Peki bu amaçla neler yapılabilir? Bir kere öncelikle cildimize, yüzümüze, vücudumuza, kendimize bakmamız gerekmekte. Bunun için bir spor yapmamız lazım ki ben gördüğünüz gibi her zaman spordan yana tercihimi kullanıyorum. İki, sağlıklı yaşamak lazım. Sağlıklı yaşamın içerisinde bizim engel olacağımız ya da yapmayacağımız şeyler var. Bunlardan birincisi başta sigara. Sigaradan uzak durmak. Sigara cildimizin en büyük düşmanlarından bir tanesi. İkincisi güneş. Güneş de cildimizi harap eden etkenlerden bir tanesi. Ve güneşin etkisi kümülatif bir etkidir. Yani güneşin bu sene güneşe maruz kaldığımızda, bir dahaki sene tekrar güneşe maruz kaldığımızda bunlar birbirinin üzerine eklenir. Hiçbir zaman sıfırdan başlamaz. Dolayısıyla bu birikimsel etki, kümülatif etki bir dönemden sonra cildimizi de ciddi şekilde hasarlamaya, bozmaya başlar. Bir diğer uzak durabileceğimiz etken ise alkol. Yani üç beyaz der gibi burada baş harfleri aynı olmamakla birlikte sigara, güneş ve alkolden uzak durmak cilt sağlığımız ya da yüzü özellikle yüz konuşuyoruz. Yüzümüz için en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bunları uyguladığımızda genetik faktörlerimiz de uygun ise yüz germe ameliyatları daha ileriki yaşlarda ileriye atmak ya da bu ameliyatı daha ileriye atmak mümkün olur. Ama genellikle 40 yaşından sonra ihtiyaca bağlı olarak yüz germe ameliyatları yapılabilir. Bu yaş tabii ki daha ileriki dönemlere de 50'li, 60'lı, 70'li yaşlara kadar da çekilebilmektedir. Kimlere yapılır sorusuna kısa da olmasa bir cevap verdikten sonra yüz germe ameliyatında neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ne gibi çeşitleri var onlardan bahsetmek isterim. Öncelikle çok popüler olan deyimlerden bir tanesi mini yüz germe ya da total yüz germe diye adlandırılan. Mini yüz germe genellikle yüzün orta alt yarısını toparlamaya yönelik, yaşlanmayla birlikte, yaş almayla birlikte çenenin kenarlarında oluşan küçük sarkıklıkları ve şakak bölgesindeki volüm kaybını ortadan gidermeye yönelik bir ameliyattır ve lokal anestezi altında dahi yapılması mümkündür. Ve bu hastalarımız kulak önünden mevcut bir iz ve kulak arkasına uzanan saçlı deriye gitmeyen daha kısa bir izle, yani klasik yüz germe ameliyatına göre daha kısa bir izle bu ameliyatları yapmak mümkün olur. Tekrar gösterebilir miyiz kulağınızdan? Eğer hani izi gösterecek olursam saçlı deriden bir miktar saçlı derinin içerisinden kulak önünden geçen bir iz ve kulağın arkasına dönüp çok fazla uzamayan bir izdir. Mini yüz germe ameliyatında oluşacak iz. Bu ameliyatla amaç sadece deriyi germek değil. Aslında yüz germe ameliyatlarındaki amaç deriyi germek değildir. Derinin altındaki yumuşak dokuları ve bağ dokuları toparlamaktır. Biz de bu ameliyatta mini yüz germe de olsa smas dediğimiz deri altındaki bağ dokularını askılayarak ya da bazen onlardan bir kısmını çıkartarak cilt altı dokuların toparlanması işlemini ve de onun üzerine de cildin toparlanması işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bu ameliyatlardan sonra genellikle kullandığım cildin ince kırışıklıklarını daha iyi hale getirmek için çeşitli yöntemler var ama ben genellikle TCA peeling, TCA peelingi kullanıyorum. %15-25 konsantrasyonda olanlarda ama karbondioksit lazer ya da lazer teknikleriyle de cilt yenileme işlemleri bu ameliyattan sonra
yapılabilmektedir ve cildin kalitesini daha da artırmaya yönelik işlemlerdir bunlar. Aynı zamanda mini yüz germe ya da diğer yüz germe ameliyatlarının içerisine de son derece sevdiğim ve faydalı bulduğum ama hastalara gerekli açıklamaları da mutlaka yapmamız gereken yağ enjeksiyonlarını da eklemek mümkün. Hastanın ihtiyaç duyulan bölgelere de yağ enjekte ederek, yağ transferini gerçekleştirerek kişinin görünümünü olduğu dönemden çok daha ötelere götürmek ve daha sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek bu yöntemlerle mümkün olabilmektedir. Klasik yüz germe ya da total yüz germe ya da tam yüz germe dediğimiz yüz germede ise genel anlamda yüz, orta yüz, alt yüz ve boyunun tamamını içerecek bir işlem yapılmaktadır. Ve bu ameliyatta çok değişik de teknikler de bulunmaktadır. Bu tekniklerin detaylarına çok fazla girmemekle birlikte genel anlamda cilt altı dokularındaki cilt altın dokuları ve smas dediğimiz aponevritik dokuları böyle toparlayabileceğimiz dokuları bu ameliyatla mümkün olduğunca maksimum düzeyde toparlayabilmekteyiz ama bu ameliyattaki izimiz elbette kısa iz mini facelift'teki izden bir miktar daha uzun olmaktadır. Eğer gösterecek olursam saç çizgisinin biraz daha yukarısından başlar. Hatta kaşı kaldırmak istediğimizde daha yukarıdan da başlayacak bir çizgiyle saçın içerisinde ya da saç derisinin hemen önünde olmak kaydıyla kulak önünden kulak arkası ve tekrar saçlı derinin içerisine giren bir insizyon ya da iz mevcut olmaktadır bu ameliyatlarda. Bu uzun izi yapmamızın sebebi bu alandaki iz alanındaki tüm yüz dokularının toparlanmasına yönelik işlemlerin yapılmasıdır. Bunları yaparken klasik vitrektomi teknikleri kullanılabilir. Multiplan plan dediğimiz kompozit facelift teknikleri kullanılabilir. Deep resektör dediğimiz ya da derin plan yüz germe dediğimiz yüz germe teknikleri kullanılabilir. Sıması değişik yöntemlerle asma teknikleri kullanılabilir. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın. Amaç hastanın yüzünü gençleştirmek ve hastanın operasyon sonrasında kendisini daha iyi hissetmesine yönelik işlemlerin yapılmasıdır. Bu yüz germe işlemlerinden sonra da yine genel anlamda yüze çeşitli yağ transferleri, çeşitli peelingleri aynı seansta kullanarak hastanın genel anlamda yüzünün gençleşmesi amaçlanmaktadır. Mini yüz germede sosyal hayata geri dönmek ya da işe geri dönmek, eğer o kısma gelecek olursak cevaplanması gereken sorulardan, bu ameliyatlardan sonra ne zaman sosyal hayata dönebilirim ya da işe dönebilirim? Mini yüz germe ameliyatından sonra genellikle bir hafta içerisinde hem işe hem de sosyal hayata çok rahatlıkla dönülebilmektedir. Elbette ki yüzde ödemler ve şişlikler olacaktır ama mini yüz germede titiz bir cerrahiyle herhangi bir morarma da çok fazla olmadan minimal ödemle bir hafta içerisinde kişiler sosyal hayatlarına ve işlerine dönebilirler. Tam yüz germede ise bu süreç bir miktar daha uzun olabilmekte. 2 hafta ile 3 hafta arasındaki bir süreçte kişiler oldukça hızlı toparlayabilmektedirler. Ancak ben genel anlamda hastalarıma 2 haftadan önce herhangi bir vaatte bulunmuyorum ama bu sürecin bir aya kadar da uzayabileceği konusunda onları uyarıyorum. Şişliklerin büyük bir çoğunluğu bir hafta 10 gün içerisinde geçer. Mevcut olacak ya da olabilecek morluklar yine 1-2 hafta içerisinde geçer ve yüzün de oturması dediğimiz süreç birkaç ayı bulabilir. Ancak bu süre sonrasında kişinin gelmiş olduğu nokta, ilk başlamış olduğu noktaya göre son derece tatminkar bir seviyede olacaktır. Dolayısıyla bu tür ameliyatlar kişilerin memnuniyetinin son derece yüksek olduğu ameliyatlar arasındadır. Ancak bu ameliyatlar da
nasıl söyleyeyim, sonsuza kadar etkinliğini gösterecek değildir. Bu ameliyatların sonrasında da kişi yine kendisine iyi bakmalı. Alkol, sigara, güneşten yine uzak durmalı. Sporunu yine yapmalı. Çünkü ne kadar ne yaparsak yapalım, yer çekimi ve yaşlanmanın ötesine, önüne geçmenin herhangi bir imkanı yoktur. Bizim bu yapacaklarımızla bunu daha öteye taşımak, geciktirmek ve yaşımızla uygun bir şekilde yaşlanmak mümkün olacaktır. Yüz germe ameliyatları da bu sürece yardımcı olan bir işlemdir, bir ameliyattır. Bundan mucizevi beklentiler, sonuçlar beklemek kişilerin mutsuzluğuyla sonuçlanacaktır. Yani yüz germe ameliyatında ne gibi komplikasyonlarla, sıkıntılarla karşılaşabiliriz? Bunlar genelde çok anlatılmayan şeyler, ancak sinir yaralanmaları meydana gelebilir. %90'ın üzerinde bu sinir yaralanmaları ya da sinire bağlı yüz hareketlerindeki kayıplar birkaç ay içerisinde normale döner. Çok çok nadiren kalıcı bir yüz sinir hasarı bu gibi ameliyatlarda meydana gelebilir. Onun ötesinde yüz germe ameliyatlarının en sık komplikasyonlarından bir tanesi kanamadır. Kanamada olmaması için ameliyatta çok titiz bir cerrahi yapılmış olması gerekiyor. Onun yanında hastanın genellikle bu tür ameliyatlar ileri yaş hastalarda olduğu için kan sulandırıcı ilaçlardan uzak olduğu bir dönemde bu ameliyatın tercih edilmesi gerekiyor. Bayan hastalarda eğer adet görüyorlarsa adet döneminin olmadığı dönemler tercih edilmeli ve bitkisel ürünlerin kullanılması bu dönem önden ameliyat öncesinde örneğin yeşil çay, E vitamini gibi ürünlerin yasaklanması ya da kullanılmaması bu gibi komplikasyonlar, özellikle kanama komplikasyonunu azaltmak adına yapabileceğimiz işlemlerin arasında gelir. Bir diğer sıkıntılı bir işlem ise cilt kaybıdır. Bu cilt kaybı, yani derin nekroz dediğimiz hadise daha çok yoğun sigara kullanıcılarında karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ben özellikle yüz germe ameliyatından önce hastaların sigarayı bırakmalarını onlara tavsiye ediyorum. Çok yoğun sigara kullanıcıları ve bırakmama konusunda ısrarcı olan hastaları da bazen ameliyat etmeme yolunu tercih ediyorum. Yüz germe ile birlikte gene yüzümüzde başka bir ameliyat daha yapmamız mümkün mü? Mesela burun gibi ya da göz kapağı gibi aynı seansta olabilir mi? Evet, aynı seansta yüz germe ile birlikte diğer yüz içerisinde diğer ameliyatları da yapmak mümkün. Genellikle bu ameliyatlarda göz kapakları eklenmektedir. Yani göz kapağıyla yüz kaş kaldırma, göz kapağı ameliyatları, alt üst göz kapağı ve yüz germe kombine bir ameliyat olarak sıklıkla yapılmaktadır. Burun ameliyatı da istenirse elbette rinoplasti de yüz germe ameliyatıyla birlikte yapılabilir, ama çok mu tercih edilir? Çok tercih edilmeye bilinir.